MediaMarkt sunar. Getir'den siparişini ver, ilk round bitmeden kapına gelsin. Ve ligin ilk maçı o 2002-2003 sezonu Athletic Bilbao derbisi. Derbi. Ya derbiler dünyanın her yerinde derbi. Unutulmuyor yani. Attığın gol, yaptığın asist, aldığın galibiyet. Ya öyle bir derbi oynadık ki 4-2 yendik, 30 metreden vurdum gol oldu. Orta sahadan gittim, gol attım. O gün beni kabul ettiler. Nasıl hani Beşiktaş'ta o Galatasaray'a karşı golü attım, Beşiktaş'ta Nihat oldum. Orada da Real Sociedad Nihat olduğum gün o gündür yani. O derbidir. Ondan sonraki sezon zaten aktı gitti. 23 golle şimdi bitti ve lig ikinci bir. Gelip geçme. Ben o maça geldim özel olarak. Dedim ki inşallah onu oynatırlar. Dattı mıydın hala o maçta? Tabii tabii. Çünkü hem ben bir yandan İspanya'da Real Madrid Barcelona'da çocuktan beri Atleti'yi seviyorum. Bir de sen gittin. Tam dedim gidilecek zaman. Ya dedim şimdi tabii Nihat Türk bizim çocuk. Beşiktaş'ın çocuğu sonra yani. Ben başkan gibi düşünmüyorum yani. İşçi sınıfından gelmek, fakir mahallede yetişmek. Asıl başarı o hayatta. Oradan tabii başlayıp bu kadar yukarı yükselmek önemli. Ben orada onu hissettim. O insanlar da ona çok önem verdiği için emeğe, çalışkanlığa, Sociedad, ya Basklar genel olarak Atletik de. Ben ilk kez karakterleri öyle çünkü. Ben ilk kez Atletiklerin Bask yani izlediğim maçlarda senin attığın o gollerden bir tanesi var işte uzaktan o maçta. Adamların bazıları vay be dedi yani hiç üzülmeye yani etkilenmekten üzülmeye fırsat bulamadı. Bir, iki. O gün akşamleyin ya benim oturduğum tarafta tabii Baskça, İspanyolca konuşar, Fransızca'ya benzer bir şeyler var arada bir ama Nihat'ı duyuyoruz, anlıyoruz. Nihat, Nihat. Bask dilinde de Nihat, İspanyolca'da da Nihat, Türkçe'de de Nihat. Yemin ederim bazıları o gece belediye meclisi ya bu sokağın adını, ana caddenin bu gecelik Nihat Kahveci olsun dese %100 oy olur kabul ederdi. Öyle bir etki bıraktın. Yani belki de şey Türk çocuğu olmanın verdiği kardeş derbi işte ya bizim işimiz derbikatörüz biz diye bilmiyorum. O çünkü hep derbilerde süper oynuyordun yani. Ali abi Basklar çok çalışkan, karakterli insanlar, çok hisli insanlar. Sen orada görmüşsündür yani zaten tabii canım, karakterlerini. Tabii. Bir sahadaki böyle mücadele eden, hırslı o forma için gol atan beni de görüp çok çabuk benimsediler. Düşün yani 4 sene oynadım orada. 100 yıllık tarihinde oylama yaptılar. En iyi 11'e. Evet ilk 10'da çıkıyorsun. Beni aldılar. Evet. Ya bu inanılmaz bir şey yani baktığında. Ki bir şey söyleyeceğim. Senin yerinde oynayan adamlar daha önce mevki olarak. Dalian Atkinson, John Aldridge falan say bitmez. Zaten ilk baskı olmayan oyuncusu o John Aldridge. Yine John Benjamin Toşan transfer ettiği 90'ların başında ya da 80'lerin sonunda. Onlar için baskı olmayan bir oyuncuyu kabul etmek de çok zordu. Çok ama zor. O kültürü tam anlamıyla değiştiren ikiniz oldunuz. Yani Darko Kovacevic, Nihat Kahveci ikisi oldunuz. Peki uyumunuzun sırrı neydi? Sadece onun senden farklı profilde uzun sırtı dönük oynayabilen, kafa topları çok iyi olan pivot santrafor olması değil. O hem de sözde pivot santrafordu. Yani ne bileyim işte vardı yani. Pascal iyi pivot santrafordu Pascal Numa bence. Evet, evet. Ama abi sizde başka bir şey vardı. Yani zamanlamanız, hücumda top paylaşımınız. Bu Reinhard Denox'un teknik direktörlük katkısıyla ne ölçüde oldu? Sizin ilişkiniz nasıldı Darko Kovacevic'le? O böyle arkadaş işçisi var mıydı? Yoksa böyle Andy Cole'la Dwight York gibi biz arkadaş falan değiliz kardeşim. Bir tek saha içinde iş ortağıyız mı? Öyle nasıldınız? Kolay değil sırtla Türk'ün o dönem böyle çok kaynaşması. Evet. Öncelikle saha dışına gelelim. Valeri Karpin'le ben aynı odada kaldım. 3 sene. Valeri Karpin, Rus oğlu Rus. Tam böyle, affedersin, despot. Çok ciddi, işini Rus seven. Adam. Ama evet, böyle de keser yani. Kafanı keser. Evet. Mesela Xavi Alonso bir maçta bize hep gösteriyorlardı ne kadar depar attığımızı. Bir maç yenildik. Xavi Alonso'nun istatistiğine baktı Karpin. 30 metre depar atmış. Orta saha oyuncusu. Düşün Xavi Alonso. 30 metre depar. Xavi Alonso'yu aldı yerinden geldi böyle yaptı. Bak Xavi dedi 30 metre depar atmışsın biz nasıl maç kazanalım? Hani Karpin böyleydi. Düşün bana odada neler yaptığını sen düşün. Ben gol attım. Ve mesela anlat. Havaya, beni havaya sokmamak için her şeyi yapıyordu. Diğer taraftan Karpin de Kovacevic. Biz üçümüz zaten aynı masada oturuyorduk maç günleri. Ben iki gol bile atmış olsam geçen maç sanki hiçbir şey yapmamışım onların gözünde. Benle hep uğraşıyorlardı anladın mı? Ben de daha çok motive oluyordum. Hani bu biraz sahanın içine de yansıyordu. Onlara da inat göstereceğim size diyordum.
senden daha çok gol atacağım Kovačević diyordum. Kovačević bana diyordu senden daha çok gol atacağım Nihat. Hatta bir anımız var abi. Rekabeti düşün. Real Madrid'le oynuyoruz. Galacticos dönemi. 1-1 maç. Golü ben atmıştım. Bomba ihbarı geldi. Hakem çağırdı bizi. Dakika 75 mi 70 mi ne? Bernabeu'dayız. Dedi ki arkadaşlar bomba ihbarı var. Maç iptal oluyor çıkmamız lazım. Ya Kovačević bir depar attı. Sağda öyle depar atsa biz herkesi yeriz. Sonra abi otobüse bindik. Tamam mı? Maç 1-1 golü ben atmışım. Bak düşündüğü şeye bak. Biz belki orada öleceğiz. Bomba patlayacak. Kovačević böyle yaptı. Ya dedi bu maç iptal olursa senin golünü de saymayabilirler Nihat dedi. Sen dedim bunu mu düşünüyorsun? Ölüyoruz ölüyoruz Kovačević dedi. Düşün yani rekabet. Ama bu... Çok iyi yani verimli bir netice verdi çok sonuç olarak. Hakikaten yani gol sayılarınız da yakındı. Birbirinizi asiste yapıyordunuz. Hani öyle şey de değil ya. Bilerek bana atmıyor bunlar. Ortodoks mı değil öyle bir şey yok. Hani Karpin, Darkovic, Sırpros öyle dedi. Bu arada Karpin ikinizi de acayip besliyordu ha sağ kanatta. İnanılmaz. Ya yani Karpin'in olması çok önemliydi. Karpin takımın bence karakteriydi yani. Örnek alınacak bir karakteriydi. Bir de yaşı da var. 90 dakika mücadelesi, disiplin. Karpin 10 üzerinden hep 8 oynardı. Ben sizin takımda bir tane oyuncuyu hiç beğenmiyordum o kadar. O da Norveçli stoper Kvarme. Ben bu kadar. Aman. Topu karakola tabii oynadı. Kabiliyetsiz stoper olduğu için o yıllarda. O ne aynen. Kadar kötüydü değil miydi? Antrenmanlarda pas verebiliyor muydu Kvarme? Kötüydü. Topu 3 kere sektiremez ki. Türkiye'de de vardır öyle stoperler. 3 kere sektiremedik oynayanlar yani. Metin abi de canım topu fazla sektiremiyor. Metin Tekin o değil de kriter. Yandakine bile pas veremiyordu Kvarme. Ama abi geri kalan her şeyi topla çok iyi yapıyor yani. Allah Allah enteresan. Böyle oyuncular var. Peki bir şey soracağım. O dönemde işte genç Xabi Alonso işte Karpin'den fırça yiyen. Ama yine de top tekniği çok iyiydi ve beraber oynarken sizi çok iyi besliyordu. Özellikle işte uzun diagonal toplar, senin attığın o yüksek tempolu koşular, o işte köpeklerden kaçarken geliştirdiğim hız özelliğim dediğin özelliğine o biraz Xabi Alonso'nun pasları da sanki geliştirdi öyle değil mi? Bekliyor muydun böyle büyük paslar olacağını? Abi 50 metre uzaklaş Xabi Alonso'dan ağzını aç topu oraya attı atar yani. Böyle bir ayak üstü var yani. Ayak içine de hiçbir şey demiyorum. Ayak üstüyle atar yani. İnanılmaz bir futbolcuydu. Normal o zaman birazcık daha ağırdı ki zaten sonra İngiltere'ye Liverpool'a falan gittiğinde fizik olarak da kendini geliştirdi tekniğin yanında yani. Ama biz diyorduk yani Xabi Alonso zaten inanılmaz futbolcu olacak, inanılmaz yerlere gelecek diyorduk. O kadronun en önemli oyuncularından biriydi. Diğer önemli oyuncularından biri ki Uğur belki çok sever. Sağ bek Aitor Lopez Recarte'ydi. Makina. Recarte evet. Recarte ileri geri. Sen Karanka Real Madrid'de sonra giden stoper. Midispor'u çalıştıran adam. Aitor. İsmi çok hoşuma gitti. Güzel isimleri güzel. Aitor güzel isim. Aranzabal vardı. Agustin Aranzabal. Tam Bask isimleri bunlar. Aranzabal nefis. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir de böyle sol açık da iyiydi abi. De Pedro muydu? De Pedro. Of o da çok iyiydi be. Mikel Aramburu vardı. Orta saha. Sonra yedeklerimiz de iyiydi. Oscar De Paula vardı ki en önemli bir de Tayfun abi vardı. Zaten benim oraya Tayfun alışmamı... Korkut, tabii senden önce o geldi. Tabii. En büyük sebeplerden biri de Tayfun Korkut'tu yani. Benim adapte olmamda. O hemen dili biliyordu. Zaten Almanca biliyor. O da hemen gittiği yerin dilini öğreniyor. Şu an belki 5-6 tane dil biliyor. O yüzden yaşadığı yerlerden dolayı. Ona da selamlarımı iletiyorum. O da çok önemliydi yani o kadronun içinde. Yani bana da destek oluyordu çok. Birden fazla mevkide oynayabiliyordu. Uğur'cum. İlk benim bildiğim yani şimdi Nihat Kahveci bana kariyer özeti yap desene bir cümle. Şeyi söylerim. Yani La Liga tarihinde ilk 50 gole en hızlı ulaşan 3 oyuncudan biri. Diğeri Ronaldo. Fenomen Ronaldo. Yani Nihat Kahveci sen 50 gol attığında onu yapmış daha önce bir tek Ronaldo varmış. Bir de Raul varmış. Yani nasıl bir yani La Liga tarihinde nasıl bir yerde durduğunu göstermek açısından. Tabii sonra Messi'ler, işte Cristiano Ronaldo'lar vesaire geldi ama yani genç bir Türk oyuncunu gidip orada La Liga tarihinin rekorlarını zorlaması çok acayip bir şeydi. Yani özellikle ilk sezonları çok vurucuydu. Orada nasıl muamele görüyordun? Artık hani alıştın ettin. Her sene 20 küsur tane atıyorsun ki bu şimdi o dönemlerde daha da zordu. Dediğim gibi yani Ronaldo'lar, Raul'lar falan atıyordu sadece. O dönem Ronaldo, Raul değil o dönem Makay işte ne şimdi, bileyim acayip center forward vardı yani. Mesela o dönem
atmamıştı yani. İlk mesela o dönem Barcelona'da Kluivert oynuyor. Öyle bir Deportivo var ki Franlar var, Valeronlar var, Makkaylar var, Tristanlar var. Valencia'da Aymarlar oynuyor, Morientesler, Claudio Lopezler oynuyor. Atletik Bilbao'da Urzais oynuyor, Echeverria oynuyor. Celta Vigo'da Mostovoylar oynuyor. Ya inanılmaz bak. Bugün bu devirde o takımlarda bu kadar kaliteli oyuncu yok. Ne forvet oyuncusu ne de bu saydıklarım ayarında. Zaten Real Madrid'in Galacticos dönemi fenomen Ronaldo oynuyor. Şişmanmış. Ne şişmanı. Adam iki depar atıyor, üç gol atıyor. Hani böyle bir kaliteden bahsediyoruz. Onunla gol yıl krallığında kapışmak inanılmaz bir şeydi. 23'er gol attık ama bizi geçen Ali abinin de dediği gibi o Makkay 28 gol attı Deportivo'da. Geçti. İnanılmaz bir şey. Nasıl bir şeydi? Şimdi ama sen aldığın ödülü, benim hatırladığım en iyi yabancı oyuncu ödülünü 2002-2003 sezonu sonunda sen aldın. En iyi teknik direktör. Ben sizin hoca diye hatırlıyorum. En iyi İspanyol oyuncuya verilen ödül neydi? Böyle Don Balon muydu? Balon, Don Balon bir şey vardı. Onu da Xabi Alonso'ya verdiler işte. Yani Real Madrid şampiyon oldu ama hem gönüllerde hem de ödüllerde siz şampiyon. Evet, çünkü yani o sezon beklenti sezon başında 2002-2003'te Sociedad dördüncü olacak deseler Sociedad taraftarlarının %99'u kabul ederdi. Media Markt sundu.